Çocuğu olacaklara da yardım etsin Allah. Bu arada İsrail var. Geçelim oraya. Evet. İsrail'e ticaret kısıtlaması 54 kategoride olacakmış. Demek ki varmış. Demek ki ihracat varmış yani. Gazze'de havadan yardıma Gazze'ye izin vermediği için İsrail yaptırımlar gelecek, kararlar alacağız demişti. Ticaret Bakanlığı da bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamasını genişletti ve ihracat kısıtlamalarını 54 kategoride duyurdu. Demir çelikten çimentoya kadar çok fazla kalem var. Bugün Sözcü'de bir haber var. Jet yakıtı da var. Biz jet yakıtı ne ihraç ediyoruz anlamadım. Neyse. Sözcü'de bir haber var. Gazze'ye giderim diye MHP'li vekil İsrailli şirketin temsilcisi çıktı. Evet, o var. Bu da enteresan gibi geliyor bana. Sözcüyü açayım, orada başka haberler de var. Şimdi Gazze'den söz konusu olmuşsa, yani İsrail'e ticaret söz konusu ise. Bir tarım şirketinin Türkiye temsilcisiymiş. Bir yandan İsrail'le yaptırımlardan söz ediyorsun. Bir yandan İsrail'le ticaretini devam ettiriyorsun. Yani burada da enteresan bir çelişki görüyorum ben. Değişikmiş o da, evet. Nasıl oluyor? Ama çok fazla tabii ilişkiler Mavi Marmara döneminde bile çok kesilmedi, devam etti. Ticaret ayrı bir kul var tabii. Bir sürü işbirliği var vesaire var. Ama çok da tepki vardı. İsrail'e tepki göstermek ticareti de kısıtlamaktan ama gelir. Hala ilişkileriniz devam ediyor diye. Ama söylem ile eylem bu kadar ayrılırsa senin samimiyetinden şüphe ediyor insanlar. Şimdi yaptığınız ticaret kısıtlamasını Deniz ne der? Yorumun ne olur Deniz? Geçmiş olsun. Yani, o kadar bence yeniden Refah Partisi'nin tabanının en önemli motivasyon kaynaklarından biriydi bu. Ve herkes bu konuyu haklı olarak dile getirdi. Yani işinize geldiğinde Eminönü'nde, Galata Köprüsü'nde, şurada burada protesto yapacaksınız, Gazze protestosu. Onu bir AK Parti propaganda mitingine çevireceksiniz. Evet. Ondan sonra Murat Kurum çıkacak, diyecek ki Gazze için mücadele edenlerle kapı arkalarında ülkenin birliğini, beraberliğine helal getirenlerin seçimidir bu, diyecek. Yani eskiden Sisi mi Binali mi demişlerdi 2019'da. Şimdi Murat Kurum Gazze'ye destek olanlar mı, yoksa işte milletin birliğine, beraberliğine kastedenler mi diye bir cümle kurmuştu. Şimdi gördük ki ya Gazze sadece dillerinde var. Yani Mescid-i Aksa'nın etrafına çekilen dikenli telleri Türkiye'den satıyorlar. Filistinliler giremesin diye İsrail askerlerinin çektiği dikenli teller. Gördük ki savaşta kullanılabilecek bir sürü malzeme buradan oraya gönderiliyor. Gördük ki, ben bunu hem kendi yazımda yazdım hem burada anlattım. Filistinli bir şair bir dergiye verdiği röportajda anlatmış. Kudüs hurması dediğiniz şey İsrail'den satın alınıyor. Siz muhafazakarlar hem Gazze'yi destekliyorsunuz hem de akşam oturuyorsunuz. İsrail'den satın alınmış hurmayla oruç açıyorsunuz. Hatırlıyorum diye bu yazısını. Sistem etmişti yani. Evet. Yani bu meseleler öyle meseleler değil. Bir de pahalı. İktidarın aslında geldiği noktayı göstermesi açısından çok önemlidir. İlkesel olmak, yani bir prensibi sonuna kadar savunmak ve değişmemek lazım. Eğilip bükülmemek lazım. Ben üniversite yıllarımdan bu yana mesela başörtülü kadınların derslere girmesinin engellenmesine falan karşı çıktım. Bu yüzden soruşturma geçirdim vesaire. Hatırlayın o YÖK'ün üniversitelere baskı yaptığı yıllarda. Evet. Bugün de aynı noktadayım. Ama bu iktidar daha dün o 28 Şubat'ı propaganda malzemesi çeviren iktidar, başörtülü bacılarımıza şöyle yaptılar diyen iktidar, bugün o başörtülü kızları İsrail'le ticareti protesto eden başörtülü kızlara dayak attılar. Müdahale ettiler. Bakın bu ilkesizliktir. Yani bu insanlara bu ne perhiz bu ne lahana turşusu diye sorma hakkı verir.
Valinin arkadaşlar göstersin o görüntüleri. Valilik onu da anlatacağım şimdi. Arkadaşlar gösterebilirse o görüntüleri. Getirirler şimdi. İsrail'le ticareti protesto eden o genç kadınlara, başörtülü kadınlara nasıl vuruyorlar? Ters kelepçe takıyorlar. Yazıklar olsun ya. Ters kelepçe. Yani başı açık olanlara da vurulsun anlamı çıkarılmasın bundan. Yani bunların yani başörtülü diye dokunulmaz böyle bir şey söylemiyorum. Kimseye yapılmasın. Hiç kimseye yapılmasın. Protesto bir haktır, anayasal haktır. Şiddete başvurmadığı sürece herkes bu hakkını kullanmalı bu ülkede. İşte protesto gerekçesi ama bu. Ama özellikle ticaret. Özellikle dikkat çekmek istediğim şey bu. Bir dönem bunun ekmeğini yediniz, propaganda malzemesi olarak kullandınız. Şimdi kalkmışsınız o başörtülü bacılarımızı sırf İsrail'de ticareti protesto ediyorlar diye dövüyorsunuz. Ellerini arkadan birleştirip ters kelepçe takıyorsunuz. Acaba neden? Hangi vicdana sığar bu? Acaba neden Deniz sence? Çünkü o çocuklar, o kadınlar parmak bastılar. Gazze yarasına parmak bastılar. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu dediler. Bir taraftan Gazze'yi Gazze, Gazze diye AK Parti propaganda malzemesine çevireceksiniz. Öbür taraftan da Gazze'yi bombalayanlara, Gazze'lileri katledenlere ihtiyacı olan ürünleri satacaksınız. Evet. AK Partililerin gemileri, evet, AK Partililerin gemileri oraya malzeme götürecek. Bu çocuklar da onun şeyini soruyorlar. Hesabını soruyor. Bu arkadaşın mesela yaptığı konuşmayı çok beğendim ben. Gerçekten boş yapmıyor orada. Yani çıkmış, o gençler öyle diyorlar, boş yapma diyorlar. Çalışmış, konuyu biliyor. Rakamları biliyor. İsrail'e neler ihraç ediliyor biliyor. İsrail'le ticaretin detaylarını biliyor. Ticaret Bakanlığı'ndan gidip verileri almış. O konuşmada boş şey yapmıyor. Buna mı ters kelepçe taktılar? Benim kastettiğim vatandaşların cep... Deniz, buna mı ters kelepçe taktılar? Hayır, bu başka bir görüntüden... Başka bir görüntüden bahsediyorum. Vatandaşlar pencereden çekmişler bir gözaltı sırasında. Gelecek şimdi. Ya gerçekten bir kadın polis, valilik açıkladı işte, bir ikisini açığa aldık, diğerleriyle ilgili de soruşturma devam ediyor diye. Yani buna saygı göstermek zorundasınız. Bu insanlar bir tersliğe dikkat çekiyorlar. Bu insanlar bir yanlışı protesto ediyorlar. Ya bugün dünyada vicdanı olan herkes İsrail'in katliamını durdurması için elinden ne geliyorsa yapıyor. Evet. İskoçlusu da yapıyor. Yeni Zelanda'sı da yapıyor. İki gün önce izledim Harry Potter filmlerindeki önemli bir karakter. Evet. Kendisi de Yahudi ve Yahudi olduğunu açık açık ifade ederek. Evet. İsrail devletinin yaptıklarını protesto ediyordu. İsrail'e karşı yapılması gerekenleri şey yapıyordu. Yani yanı başımızda gerçekten bu çağın soykırımı yaşanıyor. Yani öbür çağın soykırımı 1945'te Hitler tarafından Yahudilere yapılmıştı. Şimdi bu çağın 21. yüzyılın katliamı, soykırımı Gazze'de yapılıyor. Bakın 1,5 milyon insan Refah bölgesine sığınmış. Dün Savunma Bakanı pişkin açıklama yapıyor. Şimdi biz Han Yunus'tan çekildik çünkü refaha yönelik büyük operasyona hazırlanıyoruz diyor. Yani 35-40 bin insan öldü, çocuklar öldü, kadınlar öldü. Ya o İsrail'den gelecek parayı da kazanmaya verelim ya. O evet. İsrail'den gelecek ticaret gelirini de almayı verelim ya. Zaten açız, zaten yoksuluz. O mu bizi yani Mısır'dan yıllarca almadık. 2 milyar dolarlık ticaret mi bizi ihya ediyor? Ya bakın işte görüntüde var, arkadan kelepçelemiş. Bak içeride de dayak atıyor, görüyor musunuz? Gördüm. Bak arkadan bağlamış kızcağızın elini. Bak vuruyor içeride de, görüyor musunuz?
Vay canına. Görüyor musunuz yani? Evet. Ondan sonra da vay CHP zihniyeti başörtülü bacılarımıza şöyle yaptı, böyle yaptı. Bu nedir peki? Bu hangi zihniyet? Bu daha beterleri var. Bu yani benim dediğim esas görüntü bu değil. Bir kadın polis eylemcinin kafasına vuruyor. Yukarıdan bir apartmanın penceresinden çekilmiş. Anlaşılıyor zaten. Büyük bir gerginlik ve müdahale anlaşılıyor. Yani bu ne zihniyeti şimdi? Buna ne diyeceğiz? Of. AKP zihniyeti mi diyeceğiz? Ne diyeceğiz yani? Başörtülü bacılarımızın ellerini arkadan bağlıyorlar ve şeylere bindiriyorlar. Herhalde orada da bir talimat vardır ama. Nerede? Yani. Olmaz olur mu ya? İstanbul valisi bir açıklamayla geçiştiriyor bunu. İşte bir şeye başladığınızda, demokrasiyi ayaklar altına aldığınızda, o düğmeyi baştan yanlış iliklediğinizde, böyle polis toplumu olduğunuzda, hiçbir protesto ya protesto hakkının kullanıldığı hiçbir gösteriye, şuna buna izin vermediğinizde böyle oluyor. Polisiniz de kraldan çok kralcı oluyor. Yani siz polisinize bunu yapmayacağına dair... Bu arada iki polis açığa alınmış, İçişleri Bakanı açıklamış. Ya tamam bu açıkladı ama ne olacak? Bu görüntülerden sonra açığa alınsa ne olacak sanki? Yani. Hakikaten ne olacak yani? Şu yaşandıktan sonra. Ne bir şey diyeceğim. Ne zararı olurdu İstanbul valisine, İçişleri Bakanına? Bu hanımefendiler orada bağırsalardı, protesto etselerdi ve hiçbir şiddet şeyi de yok orada. Sonra da dağılıp evlerine gitselerdi. Hiçbir ne şey zararı olmazdı. Olurdu bu ülkeye? Hiçbir şey olmazdı. O kadınlar mı şiddet uygulayacak? O çocuklar orada şey, ortalığı birbirine mi katacak yani? Toplanmışlar. Bırakın protesto etsinler ya. Sonra da dağılıp gitsinler. Ellerinde silah mı var, değnek mi var, sopa mı var, ne var? Filistin için büyük bir miting yaptınız. Orada neler yaşandı? Bir şey olmuyor yani. Ya o miting, Ebru söyledim ya, o miting AK Parti propagandası içindi seçimden önce. Evet. Yani onu bile Gazze'yi bahane edip AK Parti propagandası yaptılar. Samimiyetsizliğin göstergesi bu işte. Yani insanlar samimiyetsizliğin göstergesi bu. Ya şuraya bak ya, 5-6 tane çocuk toplanmış orada protesto yapıyor. Bir ordu yığmışlar böyle. Kalkanlar, kılıç kalkan ekipleri vardı ya eskiden halk oyunlarında. Zannedersin İsrail'le mücadele ediyorlar. İsrail ordusuyla savaşıyorlar. Şuraya bak Allah aşkına. Şu görüntüye bak. Nasıl vuruyor? Bak. Of. Onlara da biri hani söylüyor. İşkenceye sıfır tolerans. Bu eskiden bir slogan vardı. O slogan çok işe yaradı. Bu ülkede işkence bir dönem vardı. Ve AK Parti döneminde bitirildi. Ve o slogan da şuydu. İnsanlık onuru işkenceyi yenecek. Bu kızların onuru, bu eylemci kadınların onuru, bu işkenceyi de işkencecileri de yenecek. İşkencecinin şiddeti. Bir de muhafazakar diye ortalıkta dolaşıyorlar. Ali Yerlikaya muhafazakar diye ortalıkta dolaşıyor. Ali Yerlikaya versin bakalım o başörtülü bacımıza atılan dayakların hesabını. Çıksın ya, desin ki bir daha bir polis memuru herhangi bir kadına, herhangi bir insana şiddet uygulanmayan, şiddet olmayan bir yerde, bir demokratik bir protesto gösterisinde şiddet uygularsa kapının önüne koyarım diye açık açık söylesin ve bunu uygulasın. Neyi var bu kadının ya? Günahı nedir bu kadının ya? Bir de kadının kadına şiddet. Bir de bilmem kimin kızıymış falan diye böyle bir de trollerine hedef yapıp saldırttılar sosyal medyada. Onu da görmüşsünüzdür. Görmedim ya. Yani bir de dış destekli falan dediler. Dış destekli. Bir de bilmem ne dediler. Yani. Evet. Bir çifte standart var ama. Ya kusura bakmayın ben yani bu... Öğrenciyken belki çok dayak yediğimden olur. Yani üniversitede ben de çok bu tür şeylerde oldum. Yani bu protestolarda coplanmak, dayak yemek falan, o duyguyu iyi bildiğim için.
Bu tür görüntüler gördüğüm zaman gerçekten içim sızlıyor. Anıyor, doğru. Of. Yani bu çocukların hani ya inanmış çıkmış oraya, cesaret göstermiş ya. Cesaret göstermiş. Ve bir katliamı, bir soykırımı protesto ediyor. Ve size çağrı yapıyor. Diyor ki desteklemeyin onları. Onlarla ticareti kesin. Bu kadar. Bundan ibaret. Kesildi işte 52 kategori. Peki bu muamele 53. ne? Bugüne kadar yapmışız demek. Vallahi tebrik ediyorum o çocukları. Onlar bunu yapmasaydı bu iktidarın kılını kıpırdatmak gibi bir niyeti yoktu. Geçmiş olsun çocuklar. Tebrik ediyorum. Başardılar, bedel ödediler. Ama iktidarı da doğru yola getirdiler. O açıdan bence tebrik etmek